Büyük taarruz ve büyük zaferin 100. yılı. Her şey bitti derken yeniden ayağa kalkıp destan yazılan bir direnişin, dirilişin yıl dönümü. Şimdi büyük taarruzun kesin zaferle sonuçlandığı Kütahya'ya bir kez daha kameralarımızı çevireceğiz. Bu kez Dumlupınar Şehitliği'ne gideceğiz. O noktada anma programı düzenleniyor. Ekibimizden Tayfun Er de Yeni Saat'le birlikte o noktada bizi bekliyor. Sözü ayrıntılar için Tayfun'a bırakalım. Aynı duygu, aynı hissiyat. Evet Aktan Uysal. Tam 100 yıl önce bu topraklarda vatan için, millet için şehit olan ecdadımızın bulunduğu Dumlupınar Şehitliği'ndeyiz şu anda. Ve burada Türkiye'nin 4000 yanından gelen 500 izci ve 81 ilden gelen 162 gönüllü genç bulunmakta. İşte onlar da ecdadına sahip çıkabilmek için. Hemen sol tarafımızda İsa size gösterecek. Bakın burada 3 tane şehit genç kızımızın kabri var. Halil kızı Zeynep, Ahmet kızı Ayşe ve Yusuf kızı Fatma. Belki de bunlar kanı, cepheye kanıyla cephane taşıyan o kanlıların kanı komutanlığına bağlı kanlıların içinde görev yapan o kanı Katarlarında görev yapan gençlerimizdi. İşte 100 yıl önce buradaki ecdadına sahip çıkmak için Dumlupınar Şehitliği'ne gelen işte yüzlerce izci ve gönüllü özgür bir şekilde yaşasınlar, mutlu bir şekilde yaşasınlar diye şehit oldular bu vatan toprakları için. Gerçekten burada çok duygusal bir ortam var. İşte gençler bakın hemen Dumlupınar Şehitliği'ni İsa sözü size göstersin. Cephedeki bir asker ve elinde tüfeğiyle hücum eden, taarruz eden bir askerin heykeli ve onun önünde işte metrelerce uzunluğundaki şanlı Türk bayrağımız ve onun dört bir tarafındaki gençler, işte ecdadına sahip çıkan gençler ve şu anda o atmosferi yaşıyorlar. İşte bu gençler dün geceyi burada geçirdiler. İşte 30 Ağustos gecesi o atmosferi yaşamak için burada sabahladılar çadırlarında. Gençlik Spor Bakanlığı'nın organizasyonuyla işte o atmosferi yaşadılar. Gençler var işte burada. 18-19 yaşında işte o şehit olan, vatan için şehit olan gençlerimiz de. İşte onlardan bir tanesi belki de en küçük gönüllümüz burada. Onunla röportaj yapacağız. Neler söyleyeceksin? Öncelikle adını soyadını söyler misin? Adım Yasin Kocaman. Soyadım Kocaman. Bu 30 söylemedim. Heyecanlandı. Tamam. Şimdi Azale, evet sen neler söyleyeceksin bize? Öncelikle bütün şehitlerimiz ve gazilerimizin mekanı cennet olsun. Eğer bizler buradaysak onlar sayesinde buradayız. Benim dedem de bir Kıbrıs gazisi. Ben onunla çok gurur duyuyorum. Bütün gazilerimiz ve şehitlerimizle de ayrıca gurur duyuyorum. İyi ki onlar varlar. Onlar çok değerli insanlar. Onlar yani bizler için çok önemli ve çok değerli bir insanlar. Onları gerçekten ayrı ayrı yani çok seviyorum. Şu an burada yatan bütün şehitlerimiz, bütün gazilerimiz bizler için çok değerli. Onlar iyi ki varlar. Evet Aktan Uysal. Bera özelinde işte buradaki yüzlerce genç işte bu duygulara sahip ve ülkesine, tarihine sahip çıkan gençler. Bu da aslında en önemli kazanımız. İşte buradaki şehitlikte yatan, bu coğrafyada yatan şehitlerimizin boşuna şehit olmadıkları işte bu gençlerden anlaşılıyor. İşte bu gençler yetişsin diye, topraklarımızda yaşayan gençler özgür bir şekilde yaşasın diye şehit oldular. Ve işte bunun da en güzel örneği bu Dumlupınar Şehitliği'nde şu anda bu etkinliğe katılan gençler. Evet, bugün İşte özgürlüğümüzün, Anadolu topraklarının Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü ve Türkiye'nin dört bir tarafında tabii ki bu kutlamalar yapılıyor ancak tabii buradaki kutlamalar çok çok daha anlamlı. İşte öğleden sonra da Zafertepe Anıtı'nda törenler yapılacak. Çok büyük 4793 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı, rekor uzunluktaki Türk bayrağı Dumlupınar ilçesinde açılacak. İşte karşıda gençler görüyorsunuz Aktan Uysal. Askerimizin önünde işte gençlerimiz dimdik ayakta ve tarihine sahip çıktıklarını tüm dünyaya ifade ediyorlar. Tabii ki böyle bir zafer tarihimizde çok önemli ve dünyada da örneği yok. Tam bir askeri başarı.
Evet, Dumlupınar şehitliğindeki bu güzel ortamı, gençlerin buradaki dayanışma, milli beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde tarihine sahip çıktıkları anları sizlere anlatmaya çalıştık. Gençler, gerçekten umudumuz, bunu bir kez daha belirtmek lazım diyelim. Dumlupınar şehitliğinden sözü tekrar size bırakalım. Şimdi sesleniyor.